5. bölüm. Yalnız imama mahsus olan isim ve onun sıfatları ve halleri beyanındadır. Bu 5. bölüm yalnız imama has olan isim hakkında ve imamın sıfatları ve halleri beyanındadır. Muhakkak imam ancak 4 vasfı taşıyan miliklerden biri olur ki imamın özelliklerinde. Burada imamın özellikleri daha önceki sohbetimizde işlemiştik, hatırlıyorsunuz imam olmanın vasıflarını. Yine imamdan kasıt neydi? Ruh. Muhakkak imam ancak 4 vasfı taşıyan meliklerden biri olur ki bunlardan biri hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cömert, ve biri hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cimri. Bakın 4 cihetten 4 sınıf olarak tarif ediyor. Hem kendine hem idaresi altındakilere cömert. Diğeri hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cimri. Biri kendine cömert, idaresi altındakilere cimri ve biri de kendisine cimri, idaresi altındakilere cömert olur. Bunların beyanı ileride başlı başına tek tek işlenecektir. Alemde ilahi hikmet böyle geçerlidir ki muhakkak alem üzerinde yalnız halifeye tahsis edilmiş bir isim vardır ki o isim başkasına verilemez. Şimdi burayı unutmayın. Zihinlerinize kazınsın. Bakın bu imamın 4 vasıf taşıma halini. Bu 4 vasıf taşıyan meliklerden biri olur diyor. Biz de kendimizi tanımak için bunu iyi analiz edelim. 1. Hem kendine cömert hem de idaresindekilere cömert. Biz hangi sınıfa giriyoruz bunu ileride göreceğiz şimdi detayını işlediğimiz zaman. Burada anlatılanların hepsini kendi nefsimizde görmeye çalışacağız. Kendimizi tanımak için. 1. Hem kendisine cömert hem idaresindekilere cömert dedi. 2. Hem kendisine cimri hem idaresindekilere cimri. 3. Kendisine cömert, idaresindekilere cimri. 4. Kendisine cimri, idaresindekilere cömert. Bu 4 durumdan biri bizim için de geçerli. Bunu tanıyacağız, anlayacağız.